yapıldıkça. Tarım da kapitalist dönüşüm. Sabancı'ya, işte Koç'a da. Sizin yakın dönüşümde ciddi bir artış yaşanıyor. Sözü Ahmet Hoca'ya bırakıyorum. Sınıf sendika ve siyaset ilişkisi. Finansallaşma dönemi olduğu zaman. Renkleşme meselesi. Ayça Yüksel 2010 yılında İstanbul. Sağlık Akademi'ye. Morfolojik inceleme rotası. Yola çıkışı. Çelişkili mekan. Kent sene York Üniversitesi. İş gücünün yeniden üretimi. Banka temelli bir. Toplumsal formasyon. Benim gayet üst sınıf bir aileye mensup olduğumu düşünüyorum. Gayrimenkul piyasasından çünkü İstanbul var. Bir şirket projesine atıfta bulunuyor. Ne oldu 14. yüzyılda? Merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Sosyal araştırmalar bakımından uzun bir ara vermiştik Türkiye üzerine tezleri. Bugün oldukça hacimli bir kitapla, tezle ve değerli konuklarımızla beraberiz. Sevgili Ahmet'ten rica ediyorum ekrana yansıtması için. Bugün Fatma Eda Çelik hocamızın Kişisel İktidardan Millet Meclisi'ne Saltanat'tan Cumhuriyet'e 2017 yılında tamamlanan doktora tezini konuşacağız. 2022 yılının Nisan ayıydı ilk baskısı yapıldığında. Sonra Mayıs ayı ve bu yılın Ocak ayında 3. baskısını yaptı. Gerçekten Türkiye için belki görece denilebilir ki şaşırtıcı bir gelişme. 504 sayfalık bir olağanüstü hacimli bir metnin kısa sürede ilk baskı yapmış olması da gerçekten çok değerli. O açıdan bu tezi ve kitabı uzun süredir konuşmak istiyorduk. Sevgili Fatma Eda Çelik hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için. Çok sağ olun hocam. Fatma hocam lisansı ve yüksek lisansı ODTÜ'den, doktorası da Ankara Üniversitesi siyaset bilimi, yönetim bilimlerinde daha doğrusu ve şu anda da Paris'te post doktorasını devam ediyor ya da doktora sonrası çalışmasına devam ediyor. Ve sevgili Pınar Bediranoğlu hocamız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ve yeniden konuk etmekten mutluluk duyduğum Alp Rica Kaya hocamız. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar. Teşekkür ederim hocam. Gerçekten çok hacimli bir tez, kitap. Neresinden başlayalım bilemiyorum ama ben o kadar çok not aldım ki en son programa başlarken fark ettim ki tüm notlarımı unutmaya başladım. Yani imparatorluğun kuruluşundan beylik, beylik, devlet, imparatorluk, akabinden cumhuriyete geçen süreç, tüm bu süreçlerde devlet, siyasal alan, siyasal alanın temsilcisi olarak sultan ya da imparator, toplumsal sınıflar ve özellikle de yönetici sınıflar ve emekçi sınıfların dinamik ilişkisi, çatışmasıyla yürüyen uzun dilimli bir zaman dilimini dönemlere ayırarak değerlendiriyor sevgili hocamız. Özellikle yani ikinci ve üçüncü imparatorluk kavramsallaştırması, sevgili Baki Tezcan'ın tabii ikinci imparatorluk kavramsallaştırması vardı ama Fatma Hoca oraya bir teorik müdahaleyle üçüncü imparatorluk kavramsallaştırması gerçekleştiriyor ve bu kitapta aslında devleti tarihsel olarak konumlandırma, bir dönemselleştirme ve bu dönemselleştirmeyi de toplumsal ilişkiler değişen dinamikleri üzerinden yapmak, özellikle de Osmanlı'da egemen yönetici sınıfların kendi iç dinamikleri üzerinden yapmak ki bunu kitabında çok uzun eşrafla ve tabii ki yönetici sınıfların yönetme biçimlerine ilişkin olarak da meclisler üzerinden çok geniş bir tartışmaya devam ediyor. Hiç Fatma Hocam'dan sözü çalmayıp ona bırakayım. Hocam lütfen buyurun, tezinizin temel kavramsal çerçevesi, dönemselleştirmesi ve tezi neydi? İsterseniz sizden yarım saatlik bir sunuş alalım. Sonra hocalarımızla devam edelim. Buyurun lütfen. Çok teşekkürler. Öncelikle Alp Yücelkaya hocama ve Pınar Bediranoğlu hocama geldikleri, bana bu söyleşide eşlik edecekleri için çok teşekkür ediyorum. Alp Yücel hocama defalarca teşekkür ettim ama bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Özellikle 2. Mahmut sonrası imparatorluğun dönüşümünde kalem oynatamaz bir noktaya geldiğimde hoca önüme derya deniz kaynaklar sunarak beni güzel çalıştırmıştı. Ondan sonra başka mecralara açıldım. Yeni daha önceden yaptığım okumaları tekrardan yapma ve başka bir gözle anlama fırsatım oldu. Onun için hocaya çok teşekkür ediyorum. Pınar hocam da ODTÜ'den itibaren aslında
devlete nasıl bakmamız gerektiğiyle ilgili bize bir Marksist çerçeve sunan çok değerli bir hocam. Onun da burada olmasından çok mutluyum. Bu önce tez, daha sonra da kitap olan çalışmayı şöyle düşünüyorum. Tez önerisini ilk verdiğim zaman çok yaygın olan, hegemonik olan alanda siyaset bilimi ve yönetim bilimleri literatüründe egemen olan cebörüt devlet anlayışına karşı bir tez olarak başlamıştı. Daha sonra tabii içeriye daha da dallandı, budaklandı ve bu süreç içerisinde bence cebörüt devlet söylemi ideolojik olarak hegemonyasını kaybetmiş durumda. Ama bizim bunun yerine nasıl bir devlet çözümlemesi koyacağımız önemli bir tartışma. Kitaplaştığı aşamada da belki böyle bir katkı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü tezin önerisini vermek, tezi yazmak ve kitaplaşmak yıllar süren bir çalışma olduğu için böyle de kendi içinde bir seyri oldu konunun. Şimdi bu girizgahta Pınar Hocam'ın ve Galip Yaman Hocam'ın şöyle bir etkisi var. Biz ODTÜ'de bunları ders olarak işlerken ne kadar kapsamlı, ne kadar boyutlu bir tartışmanın aslında içinde olduğumuzu fark etmeden bu dersleri dinlemişiz. Ben tezi yazmaya başladıktan sonra geriye dönük okumalar yaptıkça bunu daha çok gördüm. Belki şöyle okunabilir, Türkiye'de çok fazla yapılmıyor akademi içerisinde ekoller arasındaki tartışmalar. Ama bizim o yıllarımız diye düşünüyorum, Galip Yalman, Metin Heper tartışması şeklinde yorumlanabilirmiş. Biz onların öğrencileri olmuşuz diye düşünüyorum. Daha sonra yönetim bilimlerine geçtikten ve Türkiye tarihi üzerine okumaya başladıktan sonra buna başka bir tabii çerçeveyle bakma fırsatı buldum. Şimdi tez 2017 Aralık ayında savunuldu. Daha sonra bir yıl bir şekilde rafa kaldırmıştım tezi. 2018-2019 arasında, Ağustos-Temmuz ayları arasında bir yıla yakın süren bir yeniden yazma süreci oldu. Bu süreci önemsiyorum. O nedenle artık bence bu çalışma tez olmaktan çıktı. Kitap oldu diye düşünüyorum. O şu üç noktayı özellikle bu yeniden yazma sürecinde önemsemiştim. Bir tanesi tez jürimde iki önemli tarihçiden Özer Ergenç ve Cenk Reyhan hocalarımdan gelen bir eleştiriydi. O da devlet biçimlerine dairdi. Yani imparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu'nu devlet biçimlerine ayırarak bir analitik incelemeye tabi tutma üzerinden getirdikleri eleştiriydi. Ben şunu kabul ederek somut gerçeklikte Osmanlı'nın kendisine devlet-i aliye dışında böyle birinci imparatorluk, ikinci imparatorluk, üçüncü imparatorluk gibi adlar vermiş olmamakla birlikte devlet biçimindeki tekstil değişimlerin analitik bir sorgulamaya tabi tutulması gerektiğini düşünüyordum. Jüride de bunu savundum. Kitapta da bunu daha da güçlü savunmak için yeniden yazım sürecinde bunu koruyarak bu kısımları daha netleştirmeye çalıştım. İkinci nokta, Alp Yücel Hocam belki hatırlayacaktır. Dipnotlarda tuttuğun şeyleri yukarıya çekersen çok iyi olacak demişti. Özellikle ilk birikim, sermaye birikimi süreçleri ve bu süreçler içerisinde devlet oluşumunun nasıl etkilendiği konusunda tereddütlerim vardı. Kalemim biraz korkaktı diyebilirim. Bu noktaları kitaplaştırırken kendi aklımdaki soru işaretlerine de kısmen gidererek yeniden yazdım. Bu süreçte Alp Yücel Hoca'nın Devrimci Marksizm'de çıkan makalesi benim için çok yol gösterici oldu. Belki onun için kitaplaşma sürecinin biraz sarkmış olması iyi oldu diyebilirim.
İkincisi de teorik kısım, birinci bölüm. Burayı daha kompak hale getirdim ve zaten normalde bu bölüm sürekli yazılan, tez ilerledikçe sürekli tekrardan yazdığım bir bölümdü. Ama kitaplaşma aşamasında bu yaptığım son değişikliklerle birlikte daha uyumlu bir teorik bütün haline getirdim. Bugün de konuşacağım çerçeveyi önemsediğim için, yani devlet oluşumu ve devletteki dönüşümü anlamak için teorik çerçevenin önemli olduğunu düşündüğüm için bu kısmı yayın evinin rızasını da alarak korudum. Şimdi bu neden önemli teorik kısım? Çünkü benim herhalde bir öğrenci, yani siyaset bilimine girdiği günden beri en fazla üzerinde ders aldığım, konuştuğumuz, düşündüğümüz konu değişim süreçleri. Yani Batı Avrupa literatürünü takip ederken feodalizmden kapitalizme geçiş, daha sonra Türkiye, Osmanlı Türkiye tarihine çalışırken yine aynı şekilde geçiş değişim süreçleri. Ama bunu daha önce tarih hakkında yaptığım bir söyleşide de söylemiştim. Yani tarih ve diğer sosyal bilimler arasındaki diyalog çok zayıf. Yani tarih alanında üretilen bilgilerin çok azı siyaset bilimine geçiyor ve büyük yıllar, uzun yıl aralarla geçiyor. Bu da bizim okumalarımızı zorlaştıran bir şey. O nedenle başka ülkelerin çalışılmış tarihlerinden üretilmiş kuramlara dayanarak biz kendi toplumsal gerçekliğimizi anlamaya çalışıyoruz. Bu Türkiye tarihinde, Osmanlı Türkiye tarihini çalışırken büyük acı veriyor. Çünkü uyuşmazlıklar oluyor. Örneğin mutlakiyetçi devlet oluşumunda hem zaman olarak hem biçim olarak farklılıklar, benim kitabımda da ele aldığım, bu uyuşmazlıkları yaratıyor ve bir de şöyle bir şeye yol açıyor, ikili bir sürece. Genelde bu daha çok tabii kongre, konferanslarda, sözlü yayınlarda karşıma çıkan bir şey ama Osmanlı Türkiye'ye geçmeden önce, özellikle Cumhuriyet dönemi 20. yüzyıla geçmeden önce bir Fransız tarihi anlatısı veriliyor. Herkes bunu veriyor istisnasız. Yani Fransa'da neler oldu, cumhuriyetçi düşünce nasıl ortaya çıktı, cumhuriyet nasıl tartışıldı, 19. 20. yüzyıla nasıl gelindi. Oysa bu tartışmalar Osmanlı'da da yapılıyor. Biz bu dolayım kanalını atlayarak, bu tarihi atlayarak, sanki bu hiç yaşanmamış Osmanlı 19. yüzyılı diye düşünerek 20. yüzyıldaki cumhuriyeti anlamaya çalışıyoruz. Veya şöyle bir şey yapılıyor. Kimi biçimlerin varlığı veya yokluğu üzerinden bir karşılaştırmaya gidiliyor. Oysa biz süreçleri inceleyebilsek, süreçlere yoğunlaşabilsek, kuramsal katkıları alabileceğiz. Evrensel, dünya üzerindeki başka literatürlerdeki katkıları alabileceğiz. Ama biçimlere takılı kaldığımız için bunu da çok fazla yapamıyoruz. Şimdi bunu aşmaya yönelik hem somut tarihsel verilerle, birinci kaynaklarla diyalog, hem de tarih ve sosyal bilimler arasındaki diyaloğu önemsedim. Kitaplaşma aşamasında ve şu anki çalışmalarımda belki daha da çok önemsiyorum. Şimdi bu benim için neden önemliydi? Tez önerisi
vermek üzere yoğunlaştığım zaman Devlet Başkanlığı özelinde Osmanlı-Türkiye toplumsal ilişkilerinde devlet oluşumu sürecini sorunsallaştırmak gibi bir düşüncem vardı. Kitap asıl olarak Devlet Başkanlığı'na yoğunlaşan bir kitap. Ama bu kavramsallaştırılmış olmadığı için bunu kavramsallaştırmak ve devlet üzerinden ama devleti de çalışmaya devletten başlayamayacağım için toplumsal ilişkilerin örgütlenme süreçlerine yoğunlaşarak bunu yapmaya çalışmıştım. Çünkü bununla kitabın da başlığını oluşturan kişisel iktidar arasında doğrudan bir ilişki var. Kişisel iktidar aslında Cumhuriyet öncesindeki devlet başkanlığı biçimlerinin genel adı olarak kullandığım bir kavram. Ama dediğim gibi imparatorluk da kendi içerisinde değiştiği için kişisel iktidarı kullanma biçimleri de değişiyor. Bunu ilerleyen aşamalarda sorularda gelirse daha fazla açabilirim. Ama ben özel olarak bu kişisel iktidarın özellikle Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde nasıl bir sorun alanı haline geldiğine yoğunlaşmıştım. Çünkü birazcık daha geriye saracak olursak tez önerisinin verilme döneminde 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimleri geçmiş ama tartışmaları hala etkisini koruyordu. Orada öne çıkan şöyle bir husus vardı. Ya herkes Cumhurbaşkanlığı'nın temsili, sembolik bir makam olduğunu, el değiştirmesinin tabii ki kişiler özelinde tartışılabilecek ama yapısal bir değişiklik çok yaratmayacağını söylüyordu. Çünkü yani makam temsili, makam sembolik, dolayısıyla hani devlet ve toplum nezdinde bir değişiklik yaratması zor görünüyordu. Tam benzer dönemlerde 2000-2012 arasında bu biraz tarihin cilvesi gibi oldu diye düşünüyorum. Yine Ankara Üniversitesi'nde Türkiye İdari Tarihi Araştırması'nın 20'li yıllarını başlatmıştık. Ben de o projenin içindeydim. Bana 1921 ve 22 yılları düşmüştü. O yıllarda bakarken mesela padişahın da Osmanlı tarihi okumalarında, Cumhuriyet tarihi okumalarında artık sembolikleşmiş, gücünü yitirmiş padişahın tam bu yıllar içinde çok ciddi bir iktidar sorunu haline geldiğini, birinci el kaynakları okudukça 2 yıla yayılan 25 cilt sadece zabıt ceridesi okudum ve bu çalışmanın özelliği şuydu: gün gün bütün idari, siyasi, ekonomik kararları açıklamalı olarak işliyorduk ve birer tane de makale yazıyorduk. Orada gözden kaçamayacak netlikte gördüğüm şey devlet başkanlığının bir sorun oldu. Ve şu, kendi kendime şunu sordum: padişah bu kadar sembolik, bu kadar temsili bir makamsa nasıl oluyordu bu ciddi bir iktidar sorunu, bir mücadele konusu haline geliyor? Ve bu iki şey örtüştü. Yani benim kendi kişisel yaşamım, Türkiye'nin siyasi yaşamı ve inceleme konumunda karşıma çıkan devlet başkanlığı ve bunun hükümet sistemleri, siyasal rejimler, devlet biçimlerinden farklı incelenmesi gereken bir konu olduğuna kanaat getirdim. Şimdi kişisel iktidara dönecek olursak, yani bu gerçekten sembolik mi? Yani bu makam, bu organ, bu sembolik, temsili ve çok fazla üstünde düşünülmemesi gereken bir şey mi? Burada kişisel iktidar dediğimiz zaman bu kişi özelinde sembolikleşmiş bir iktidar mı diyeceğiz buna? Yani
burada öne çıkan şey kişinin kendisi, kişinin gücü, siyasal, iktisadi gücü mü olacak? O nedenle mi önem taşıyor? Veya şöyle mi diyeceğiz? Bu sadece bir görünüm mü? Yani devlet evet veya devlet başkanlığı bir makam olarak tarihin belli bir aşamasında böyle bir görünüm almış. Ve onun için işte sembolik bir önemi var bunun. Bu noktada Özer Ergenç hocamın mülk örgütlenmesine bakmam gerektiği, geriye dönük olarak mülkün nasıl örgütlendiği, Osmanlı'da mülkün nasıl örgütlendiği, yani egemenlik alanının, egemenlik düşüncesinin nasıl örgütlendiğiyle ilgili ve bunun merkezinde ne padişahın, sultanın ve halifenin nasıl geldiğiyle ilgili tespiti yol gösterici oldu. Ve bir görünümün ötesinde ona bu görünüme veren şeyin tarihini yazmam, öğrenmem ve yazmam gerektiğini anladım. Evet, bir görünüm olabilir ama tarihin hangi döneminde, hangi momentinde nasıl bu görünümü almış? Çözmemiz gereken şey bu. Şimdi tabii bunun için ne devletten ne de dolayısıyla bir örgüt olan, devletin de bir örgüt olduğunu düşünürsek bir örgütten başlamamız mümkün değil bunu yazabilmek için, tarihiyle birlikte yazabilmek için. Burada toplumsal ilişkilerin örgütlenmesi, yoğunlaştığım nokta burası oldu. Bunu da uzun uzun anlattım ama bunu şimdi burada kısa keseceğim. Bu toplumsal ilişkilerin örgütlenme sürecindeki değişim momentleri, bu örgütlenmenin kendisindeki değişim momentleri aslında devlet de dahil devlet başkanının farklı biçimler almasına yol açıyor. Sonucunu çıkardım. Bu sonucu semboliklikle zamanlı görüyorum. Şöyle ki bu aslında bir soyutlanma sürecinin ama sadece biz mesela soyut bir görünüm, sembolik bir görünüm alıyor olmasının hem devletin hem devlet başkanının nedeninin aslında sadece soyutlamanın epistemolojik düzeyde yapmadığımız, bunun sınıfı toplumlara içkin ontolojik bir temelinin de olduğunu gördükten sonra daha net anladım. Şöyle ki daha devlet bile ortaya çıkmadan önce bir kişi, soylular, bir tabakalaşma, soylulaşma ve kişiselleşme arasında başkalarının emek yetisini dağıtmak konusunda bir güç ortaya çıkıyor. Topluluğun üstünde ve onun içinden çıkmakla birlikte ondan kendini ayrıştıran, yani ondan kendini soyutlayan, buna kan diyebiliriz, han kan denmiş, han denmiş, bey denmiş. Beyin, biz Osmanlı beyliğinden bahsedecek isek, oradan başlayacak olursak, bir aşiret veya aşiretler konfederasyon topluluğu şeklinde olduğu koşulda da kendisini ancak topluluğun üstünde, toplumun içinden gelmekle birlikte, beylerin her birinin tek tek soyutlayarak onların üstünde bir topluluğun bütünü üzerinde bir sömürü ve tahakküm ilişkisi kurmasıyla mümkün oluyor. Bunun eş zamanlı süreci bunu ancak bu yeni birlik düşüncesini de soyutlayarak yapıyor olması. İlk örneklerinden biri olarak, yani tek kişinin öne çıktığı, daha henüz bir makamın, bir organın, organlaşmanın olmadığı zamanda bile bir kan birliği, somut bir kan birliği değil de kan birliği fikri, yani hepsini farklı farklı önce
topluluğu veya toplulukla birlikte farklı farklı beyleri bir araya getirecek bir kan birliği fikrinin ortaya çıkması. Yani hem somut olarak sömürü ve tahakküm ilişkilerini kurarken kendini soyutlaması, hem de bir düşünce olarak soyutlaması, yani ikili bir soyutlama süreci, hem devletin hem de devlet başkanının sembolik soyut bir şekilde ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu aynı şekilde, yani kişisel, çünkü toprağa bağlanma süreci olduğu için bu süreç, bu soyutlanma süreci, toplum üzerinde hakimiyet kurma süreci aynı zamanda toprağa, doğrudan üreticinin toprağa bağlanması, yani beylenmesi ve beyin de beye bağlanması, birbirleri arasında üstün mülkiyet ilişkileri üzerinden bir kişisel tabiyet ilişkisi kurulması nedeniyle bütün toplumu kapsayan bir yapı alıyor. Bunu farklı biçimlerinde dediğim gibi tarihte görmemiz mümkün. Bunun peki bu soyutlanma süreçlerinin bu momentlerin nasıl takip edebiliriz? Toplumsal ilişkilerin yoğunlaşma ve merkezileşme biçimleri, yani bu sömürü ve tahakküm ilişkilerinin yoğunlaşma ve merkezileşme, merkezileşmede toprağa bağlı örgütlenme biçimlerini somutladığımız zaman hem kuruluşu, yani soyutlanmanın nasıl olduğunu, hem de bu biçimsel farklılıkların nasıl ortaya çıkabileceğini görebileceğimizi iddia ediyorum. Burada da temel sömürü ve tahakküm ilişkilerini takip edebileceğimiz temel nokta artığa el koyma süreci, temellük ilişkileri. Burada ana tartışma konusu da olabileceğini düşündüğüm için tam 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlangıcını bizi taşıyabilecek ve asıl olarak kişisel iktidarı bir sorunsal haline, sorun alanı haline getiren yüzyıla bizi taşıyabilecek bir şekilde şöyle soyutlayabiliriz. Beylik döneminden başlayarak aslında 3. İmparatorluğun da içinde bulunduğu bir süreç itibariyle siyasal zor dolayımıyla artığa el koyulduğu için, yani kılıç, makam, vergi, kimi kişisel yükümlülükler doğrudan üreticinin kişiliği üzerinde sınırlı da olsa bir mülkiyet hakkı, kişisel bağımlılık ilişkisi kurularak bu soyutlanma, bu iktidar olma süreci yaşandığı için ortaya çıkan kişisel tabiyet ilişkileri onların yoğunlaştığı ve merkezileştiği makam ve organ olarak, çünkü Osmanlı'da makamlaşması daha 19. yüzyıla devlet başkanlığının taşıyabiliriz. Ondan öncesinde makam ve organın iç içe geçtiğini, yani saray yapılanması içerisinde makam ve organı ayrıştırmamız mümkün değil. Onun için bir organlaşma şeklinde olduğunu düşünebiliriz. Burada sultan halifede, padişahta merkezileştiğini ve yoğunlaştığını görüyoruz. Üçüncü imparatorluk süreci, Baki Tezcan'ın ikinci imparatorluğundan farklı olarak bunu kavramsallaştırma önemsememin nedeni şuydu. Baki Tezcan bu kişisel tabiyet ilişkilerinin bir süre sonra sadece dillikler üzerinden, makam dillik bağ üzerinden değil, Celali isyanlarından sonra makam servet bağ üzerinden kurulduğunu ve vezir ve paşa kapıları üzerinden yeni bir kolektif iktidarın inşa edildiğini yazıyordu. Ama 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kapıların
kapılar dolayımıyla servet ve sermaye, servet diyelim, o kendi içerisinde bir sermaye birikim süreci de başlatıyor. Servetin kendini gerçekleştirme kanalının, yeniden üretiminin koşulları ortadan kalktı, kalkmakta olduğu için, bu bir kriz dinamiği haline geldiği için sadece ikinci imparatorlukla açıklamak kafi gelmiyordu. Kapıların çözülüşü 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kırda çiftlikleşme ve kapitalistleşme eğilimlerinin artması, sermaye döngüsünün parçası olarak, yani zorunluluk olarak uluslararası pazara girme dinamiğinin yoğunlaşması aslında imparatorluğu vezir ve paşa kapıları üzerinden örgütlenmiş kişisel tabiat ilişkilerini de krize sokan bir yapı yaratıyor ve nasıl Osmanlı Kırı'nda iktisadi zor, doğrudan üretici ve mülk ve makam sahibi sınıflar arasındaki temellük ilişkilerini değiştiriyorsa, onun sahi haline geliyorsa, aynı şekilde kişisel tabiat ilişkilerinin de çözüldüğü, gayri şahsileştiği bir dinamiği harekete geçiriyor. Burada şöyle bir yapının ortaya çıktığını görüyoruz. Bizim açımızdan bu önemli, çünkü bu, pardon, bu son 20. yüzyılı anlamamız için de önemli bir şey. Asıl olarak borç ilişkileri üzerinden önce fiili özel mülkiyet, yani mülksüzleşme ve fiili özel mülkiyetin başlaması, daha sonra kendi içerisinden özellikle birinci mütezimler ve ikinci mütezimler, ama daha çok da birinci mütezimler üzerinde ilk başta toprak sahibi müteşebbislerin ortaya çıkması, bu Tanzimat döneminde Emlak-ı Hümayun çiftlikleriyle birlikte ve merkezi devlet özelinde de meclisi Valayi Ahkam-ı Adliye meclislerinde kendini gösteren bir yeni sınıf oluşumu süreci tetikliyor bu çiftlikleşme, kapitalistleşme süreci. İltizam sisteminin havale, belli bir havale sistemi üzerine kurulu olan sistemin birinci mütezimleri ve onun yanında altında yereldeki ikinci mütezimler içerisinde yeni sınıf oluşumlarına yol açıyor. Dediğim gibi Tanzimat bu birinci mütezimler içerisindeki toprak sahibi müteşebbisleri sermaye birikimini yoğunlaştırıyor. Ancak yerelde de kırk kökenli veya taşra burjuvası diyebileceğimiz bir sermaye birikimi, sermaye birikim süreci başlatıyor. Bu iki sınıf oluşumu, birincisi Abdülhamit döneminde tasfiye edilecek ve ikincisinin önü daha fazla açılacak. Bizi şöyle bir uğrağa getiriyor 20. yüzyılın başında. İstanbul'da yoğunlaşan servet ve sermaye birikimi süreciyle yoğunlaşmış birikim sürecinin bir kozmopolit Osmanlı burjuvazisi ve yerelde eşraf özelinde, özellikle topraktaki borç ilişkileri üzerinden gelişen, merkezinde eşrafın olduğu bir sınıf oluşumu. Bu iki sınıfta iktisadi zoru devreye soktukça
siyasi birikim ayrıcalıklarından koruyarak, makamlarını, ünvanlarını koruyarak artık çekmeye devam eden iltizam sistemi devam ediyor. Çünkü veya buradan pay alan kesimlerle bir mücadele içine giriyorlar ve siyasal zor kanallarını tasfiye etmeden, bunları gayri şahsileştirmeden gayri şahsileştirme ve aynı zamanda da bunları kısmen bazı örneklerde kendileri lehine kullanma, bazılarında da bunları karşılarına alma şeklinde refleksler geliştiriyorlar. Burada tabii bir sürecin bir anda değiştiğini söylemek zor ama şöyle bir tablo ortaya çıkıyor bu iki kesimin varlığı nedeniyle. Artık yönetici, çünkü daha önce siyasal zor dolayımıyla artığa el koyarken yöneten, artığa el koyan ve yöneten sınıfların bir birliği söz konusuydu. Bunun ortadan kalktığını, kendi makamlarını, ünvanlarını kaybederken, yani iktisadi zor dolayımıyla bir meclis üyeliği statüsü, merkezde ve yerelde meclis üyeliği statüsü kazanarak sınıf olarak yönetmeye başladıklarını görüyoruz. Bunlar kendi içerisinde çelişkiler barındıran, sınıf içi mücadeleler barındıran bir sınıf oluşumu elbette, ama bu dönemde ortaya çıkan hem merkezde hem yereldeki meclislerin vergi ayrıcalıklı ve vergi yükümlülüğü olan, bununla mülk sahipliği örtüşüyor. Onların meclislerde temsil edilmeye başladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla gayri şahsileşmesi aslında, yani siyasal zor ayrıcalıklarının çözülmesi, karşıya alınması, bir mücadele konusu haline gelmesi bu meclisler kanalıyla oluyor. Hangilerinden bahsedebiliriz? İşte meclisi valayı ahkama adliye, yerelde memleket meclisleri, şurayı devlet. Bunlar mevcut sınıf ve zümre ilişkilerinden bağımsız bireysel katılımın daha fazla öne çıktığı ve zaman içerisinde sadece makam sahiplerine değil, giderek mülk sahiplerine açılan makam sahipliğinin bir zorunluluk olmaktan da çıktığı meclisler olarak görülüyor. Şurayı devlet temsili bir meclis ve Meclisi Mebusan. Meclisi Mebusan hem ilk Genç Osmanlıların kanun esasının ilan edildiği dönemde hem de 1908'de bir iktidar alanı yaratıyor bu sınıflar için. Aynı şey bürokraside de söyleyebiliriz. Bürokraside de bir dönüşüm var. Örneğin kalemiyeden mülkiyeye adlandırmasının da sahibi Findlay'ın bunu öne çıkarması özellikle bu dönemde çıkarması benim çerçevem açısından da tutarlı gözüküyor. Şöyle ki daha önceden bu şekilde geniş bir kalemiye sınıfı yokken daha çok asker ve ulema üzerinden bir bürokratik örgütlenme varken, ki gerçi onu bürokratik örgütlenme dememiz tartışmalı, onu tartışma kısmında da şey yapabiliriz. Devlet örgütlenmesi diyelim. Devlet örgütlenmesinin kurumsallaşmasının içerisinde bu sınıflar bulunurken artık daha çok kalem erbabının öne çıktığını veya işte ordunun sadece mülk sahibi sınıflardan değil, seferberlik
bir ulus ordusu şeklinde de örgütlenmeye başladığından bahsedebiliriz. Yani hem asker hem sivil bürokraside de bir dönüşüm söz konusu oluyor. Hem genişleme hem dönüşüm hem de kaynaklarının yaratılması, yani maaşlarının yaratılmasında büyük bir değişiklik. Burada maaş önemli bir gösterge olarak önümüze çıkıyor. Öncesinde mesela tımar sisteminde veya kapılar sisteminde belirli gelir kaynaklarının tahsil edilmesi söz konusuyken ve daha sonra bu gelir kaynaklarının mülk sahibi sınıflar fiilen özel mülkleri haline getirme örnekleri zaten çiftlikleşme ve kapitalizm destekleşme sürecinin önünü açıyor. Bu süreçte adım adım 19. yüzyıl boyunca gelir tahsisinin yerini maaşın almaya başladığını görüyoruz. Yani merkezi hazinenin, merkezi ordunun ve bu dolayımla çekilen vergiden ödenen maaşın almaya başladığını. Dolayısıyla mülk sahipliğiyle makam sahipliği arasındaki bağ kopuyor bürokrasi özelinde. Yine bürokrasi noktasında şöyle bir değişiklik oluyor. Özellikle yürütme konusunda. Yürütme meclisin mebusanlarla, meclisle yani yasama organıyla bir iktidar alanı yaratırken kapitalistleşmekte olan sınıflar yürütme organına 1920'li yıllara kadar, yani 1908 devrimini ve İttihat Terakki'ye, sadrazamları devlet kurumunda yaptıkları değişiklikleri görmekle birlikte meclisi, heyeti vukala, sultan halife, heyeti vukala, meclisi ayanın elinde kalan bir onlara özelinde örgütlenen bir yürütme, Sultan Halife ve Heyet-i Vukala'da kalan bir yürütme organı olduğunu görüyoruz. 1920'de meclisin Ankara'da toplanmasıyla birlikte, İstanbul'da da değil, çünkü Son Osmanlı Meclisi Mebusan'ı toplandığı zaman İstanbul'da, bu ikili yapı, yani yürütmenin yine siyasal birikim ayrıcalıklarına sahip kesimlerin elinde olduğu yapı devam ediyor. Ta ki meclis dağıtılıp mebuslar Malta'ya sürülüp ondan sonra Anadolu'da, meclisin Anadolu'da toplanmak zorunda kalmasıyla birlikte bu siyasal birikim ayrıcalıklarına sahip tabakalardan ayrı bir yerde ilk defa meclis toplanmış oluyor. Ve meclis sadece bir yasama meclisi olarak toplanmıyor. İlk tarihinde ilk defa, yani Osmanlı Türkiye tarihinde ilk defa hem yasama hem yürütme hem de yargı yetkilerini halktan gelen temsilcilerin elinde yoğunlaşan bir organ almış oluyor. Çünkü meclis, valay, vakıamiyeliğinde de sonuçta yasama, yürütme, yargı o dönemde henüz bu güçler ayrılığı şekillenmediği için olduğu varsayılabilir. Ama o dönem bunlar siyasal birikim ayrıcalıklarına sahip veya onların içerisinden gelen kapitalistleşmekte olan sınıfların elindeydi. Ama ilk defa halkın temsilcilerinin bu üç iktidarı da ellerinde topladıkları bir süreç yaşanıyor. Burada kritik olan şey şu, yavaş yavaş toparlayacağım. Burada kritik olan şey şu, bu yapının kendisi daha ayrıntılı da konuşulabilir ama şunu iddia etmiş oluyorum. Devletin kendisindeki dönüşüm, bu çok yazılıyor ve daha çok da bu şekilde dile getiriliyor.
Cumhuriyete giden süreçteki dönüşüm, kişisel iktidar karşısında bir gayri şahsileşme sürecinin yaşanması, gayri şahsi bir organın ortaya çıkması, bunu meclis özelinde somutlayabileceğimiz organın ortaya çıkması, kimi idari düzenlemelerin, kişisel yönelimlerin ürünü olarak görülüyor veya işte cumhuriyetçi fikirlerin, cumhuriyetçilerin yönelimi olarak görülüyor. Bu bizi Marx'ın anlamda baktığımız zaman ya bir Bonapartist devlet işte oluşumuna veya Jacobin olarak nitelendirmesine yol açıyor ki burada aslında kır kökenli burjuvazi tanımı hem toprak sahibi müteşebbislerin kır kökenli burjuvazinin varlığı kapitalistleşmekte olan bu sınıfların varlığı bizi toplumsal temeli olarak küçük köylülüğü gören ve aslında kapitalistleşmekten yoksun, işte prekapitalist toplumsal ilişkiler içerisinde kalmış olan yapı karşısında dönüşümü ancak Bonapartist bir devletin sağladığı, ancak Jacobin bir örgütlenmenin, siyasal örgütlenmenin sağlayabildiği önermesinden uzaklaştırıyor. Burada ciddi bir sınıf mücadelesinin verildiğini ve bu meclisler kanalında en son Anadolu'da toplandığı zaman da eşrafın güçlü bir birleşen olarak yer aldığını gördüğümüz zaman aslında Ankara ve İstanbul arasındaki karşı karşıya gelişin sınıfsal bir karşı karşıya geliş olduğunu, hem siyasal birikim ayrıcalıklarına sahip hem de servet ve sermayeyi bir şekilde İstanbul'da yoğunlaştırmış sınıflar karşısında Anadolu eşrafının bir konumlanması olduğunu görüyoruz. Ve bu siyasal zoru ortaya, siyasal imtiyazları ortadan kaldırmadan yol alamayacak noktaya getirdiğini görüyoruz. Özellikle 1920'li yıllarda baktığımız zaman. Tam bu 1920'li yıllar bu nedenle kişisel iktidar ile meclis arasındaki çatışmanın, yani biri bütün kişisel tabiat ilişkilerinin kendini var ettiği, toplum üzerindeki iktidarını kurabilmek için soyutladığı sultan, halife, diğeri de gayri şahsileşen iktidarın cisimleştiği meclis arasındaki karşıtlık, devlet başkanlığının alınma sürecinde düğümleniyor. Şöyle ki öncelikle meclis açıldığı ilk günden itibaren heyeti temsilinin bütün sorumluluklarını meclise devretmeyi önerdiği zaman Mustafa Kemal çok ciddi bir karşı koyuş yaşıyor. Bütün yetkilerini devredemez çünkü yürütme yetkisi mecliste değil. Meclis sadece icraî sorumluluk alabilir. Yürütme İstanbul'dadır, İstanbul hükümetindedir cevabını alıyor meclis içerisindeki yaygın bir gruptan. Bu 1921-22 yılların tümünü kapsayan bir hükümetleşme sorunu ortaya çıkarıyor. İcra vekilleri heyetinin görev, yetki ve sorumluluklarının bir türlü tayin edilemediği, anayasa, 1921 anayasasında dahi bunun dile getirilemediği. Çünkü bir de şöyle bir tabii önerme var. 1921 anayasası mülki idareye ve daha çok ademi merkezi yetçi özelliği nedeniyle yerel yönetimleri öne çıkaran bir anayasa olarak görülüyor. Bununla birlikte ama merkezi idareye neden düzenlemediği çok sorulmamış bir soru. Çünkü merkezi idari nisab-ı müsakere kanununa atıfta bulunarak, yani biz burayı düzenlemeyeceğiz çünkü meclisin
amacı, süresi İstanbul'daki Sultan Halife'yi kurtarana kadardır. Ondan sonra biz ancak merkezi yönetimi düzenleyebiliriz dendiği için boş bırakılmış, yani bir pat durumu ortaya çıkan, boş bırakılmış demeyeyim ama bir pat durumu ortaya çıkmış, mücadelenin henüz kazanılmadığı bir nokta olduğu için 1921 Anayasası'nda da yazılmayan, tayin edilemeyen bir nokta oluyor. 1920 daha sonra başkumandanlık kanunu görüşmelerinde çok ciddi bir şekilde bu sorun yeniden gündeme geliyor. Çünkü başkumandanlık sadece Sultan Halife'nin yetkisi, yürütmenin başı, işte devletin başı Sultan Halife'nin yetkisi olduğu için bu yetkiyi ancak Mustafa Kemal'in vekaleten kullanabileceği görüşü ağır basıyor. Mustafa Kemal ise vekaleten almayacağını, ancak tam yetkili olarak alırsa başkumandanlığı alacağını söylüyor. Çünkü Sultan Halife savaşma derse ben savaşmayacak mıyım? Yani vekaleten almak sonuçta asıl karar verme yetkisini Sultan Halife'ye bırakmaktır şeklinde söylüyor. Sadece başkumandanlık değil, aynı zamanda af görüşmeleri, kimi kanunların onaylanması, yani şöyle düşünelim, kanunu çıkarıyorsunuz, yasayı çıkarıyorsunuz ama bunun onay mercini yaratmış değilsiniz. Elbette kendi kendine bir kurucu meclis işlevi var ama onay gerekir denilen noktalarda büyük tartışma yaşanıyor. Bu da bir devlet başkanlığı boşluğu olmasından kaynaklanıyor. Büyük Millet Meclisi kendi içerisinden bir tek başkan çıkarıyor. O da meclis başkanı. Meclis başkanı bu yetkileri fiilen kullanma noktasında bir irade ortaya koyuyor. Bütün mücadelede bu noktada o nedenle düğümleniyor. 1922'de saltanat kaldırıldıktan sonra dahi bir devlet başkanlığı makamı yok. 1923'te Lozan anlaşması imzalandıktan sonra da yok. Ta ki ondan sonra Cumhuriyet'in ancak ilan edilmesiyle Cumhurbaşkanlığı makamı, yani ayrı bir devlet başkanlığı makamı, yani yürütmenin başı, yürütme organının tümünün meclise geçtiği bir yapı kurulmuş oluyor. Cumhuriyet'in ilanıyla değişen anayasa düzeyinde baktığımız zaman tek şey Cumhurbaşkanlığı makamının tahsis edilmiş olması. Bu kadar birbiriyle iç içe geçen bir süreç Cumhurbaşkanlığı ve ilk defa tarihinde yürütme yetkisini de halk eline almış oluyor. Halkın içerisinden, yani sadece iktisadi zorla artı el koyan sınıflarda da böylece sınıf olarak yönetmenin bütün özelliklerini, bütün iktidar araçlarını ele almış oluyorlar. Tamam, herhalde bitirdiniz. Teşekkür ederim. Kitabın gerçekten hızlı bir özeti olduğu gibi, ama özellikle 5. bölüm tabii çok uzun kitapta. Dolayısıyla orayı belki birazdan yeniden de açmanızı rica ederim. Çünkü belki imparatorluğunu, hem uzun yüzyılı hem de Cumhuriyet'in kuruluşunun uzun evimini biraz daha belki detaylandırmak gerekir. Çok teşekkür ederim. Alp Hocam, arzu ederseniz sizinle devam edelim. Siz tabii hem 19. yüzyıl çalışan ve Fatma Hoca'yla da tez sonrası kitap sürecinde uzun bir mesai yaptığınız için Fatma Hoca da bunu ifade etti. İsterseniz o hem 19. yüzyıldaki toplumsal sınıfların arasındaki mücadelenin kendisini, hem de buradaki yönetsel idari süreçlerle, belki de hani Doktor Hikmet'in deyimiyle devlet sınıflarıyla taşra sınıfları arasındaki o gelişen mücadelede Sevgili Fatma Hoca'nın çizdiği kavramsal çerçeveden de yararlanarak buyurun lütfen. Çok teşekkürler. Yani çok yani keyifli bir çalışma okumuş olduk. Yani kitaplaşmış haliyle. Ben tabii tez aşamasında da yani Eda'nın
sorularıyla konuya müdahil oldum. Orada da izleme şansım oldu. Yani ben de konu üzerine düşünmüş oldum. Yani o anlamda onunla yazışmalarımız yani kendi söylediği şekliyle yani kendisine faydalı olduğu gibi yani benim de bazı şeyleri formüle etmemde bana da faydalı olmuştu. O açıdan çok öğretici bir süreç oldu diye düşünüyorum. Yani kendi test çalışması yani hem kendisi açısından hem kendim açımdan. Şimdi şöyle yani genel bir literatür içerisindeki konumunu değerlendirip bir iki yorumda bulunmak istiyorum ben. Böyle başlayalım isterseniz. Şimdi yani Eda'nın çalışması oldukça önemli. Yani hem tez olarak hem kitap olarak önemli. Yani kitaplaşması oldukça önemli. Uzun zamandan beri Türkiye'de görmediğimiz yani uzun dönem bir analizi gündeme getirmesi açısından önemli. Yani uzun dönemli Marksist bir analizi o anlamda gündeme getirmesi açısından önemli diye düşünüyorum. Yani 60'lı 70'li yıllarda çok aşina olduğumuz böyle uzun dönemli Marksist perspektif çalışmalar vardı. Yani burada hemen akla gelen birkaç tane önemli ismi sayacak olursak yani Hikmet Kıvılcımlı olur, Meyrice Boran olur, Stefan Yeresimos olur, Mübeccel Kıray, Kurtan Fişek, İdris Küçük Ömer, Sencer Deviçoğlu diye gideriz ki çoğu da zaten burada yani atıflarda tartışma olarak da kitabın içerisinde yer alıyor. Yani dolayısıyla o eski geleneğe dair o eski geleneği tekrar canlandırmaya yönelik bir çalışma olarak görüyorum ben. Eda'nın çalışmasını hem doktora tezini hem de bu kitaplaşan çalışmasını yani ondan dolayı önemli yani büyük sorular soran o büyük soruları da tarihsel perspektifte tarihsel maddecilik içerisinde cevaplamaya çalışan bir yeni kapı açıyor yani eski kapıları tekrar bize hatırlatıyor bu oldukça önemli bir katkı diye düşünüyorum. Yani bunun da zaman içerisinde daha da genişleyeceği daha da gelişeceği ne öngörmekteyim. Bu anlamda da yani tarih yazımı yani özellikle 1990'lar sonrası hem dünyadaki tarih yazımı hem de Türkiye'deki tarih yazımı böyle bir bu tür büyük sorulardan ve uzun dönemli analizlerden kopmuş olsa da herhalde 2008 ile birlikte içine girilen ekonomik bulanım dönemi bu eski büyük soruları tekrar gündeme getirdi. Yani toplumsal analizi ve Marksist analizi tekrar gündeme getirdi. Bu hala da böyle devam edecek gibi duruyor. Yani bu önemli bir nokta. Bunun altını çizmek isterim. Burada tabii şimdi mesele sanki yani böyle 1920'lerde odaklanıyor gibi olsa da yani bu uzun dönemli analizle birlikte yani Osmanlı'nın erken dönemlerini işin içine yani oldukça ayrıntılı bir şekilde dahil ettiğini görüyoruz Eda'nın. O anlamda aklıma biraz da şey geldi açıkçası yani Oğuz Oya'nın kendisinin tezinin ilk cildi Türkçeleşti. İkinci cildi Türkçeleşmedi. Yani onu da yayına hazırlamakta diye duydum. Yani o da çok faydalı bir şey olur diye düşünüyorum. Yani önemli bir katkı olur diye düşünmekteyim. Yani kendisi Fransa'da doktoraya gittiğinde yani Cumhuriyet dönemi tarımın gelişimi, tarımsal kapitalizm gelişimi üzerine bir tez yazarken işte bir bölümle işte Osmanlı geçmişinde özetlerim diye işin içine başlamış ama tez danışmanlığına Kostas Vergopoulos'un gelmesi yani Samir Amin'le çalışmaları olan Kostas Vergopoulos'un gelmesi yani Oğuz Oya'nın onların perspektifiyle uyuşmayan yaklaşımı çerçevesinde belki ikinci ciltten de kapsamlı bugün de önemli bir kaynak olarak kullandığımız işte tezin birinci cilde çıkıyor. Yani Osmanlı dönemini alan işte feodalizmden kapitalizme işte imparatorluktan cumhuriyete başlığıyla Türkçe'de gördüğümüz
ayrıntılı çalışma gündeme geliyor. Yani burada da aslına bakarsanız yani Özer Ergenç ve Cenk Reyhan'ın test komitesinde bulunması da benzer bir etki yaratmış gibi düşünüyorum. Yani Özer Ergenç'in konumunu ve tez izlemelerdeki böyle söylediklerini tahmin edebiliyorum zaten. Bu çerçevede oldukça ayrıntılı bir çalışma ortaya koymuş Eda. Yani o anlamda yani birinci imparatorluk dönemi, ikinci imparatorluk dönemi, üçüncü imparatorluk dönemi. Yani burada tabii Rıfat Abulelaş, Baki Tezcan'ın çalışmaları, yani onların oluşturduğu perspektifi de daha da geliştirerek ilerlemesi oldukça önemli diye düşünüyorum. Hatta şey açısından, yani bu ayrıntı açısından baktığımızda yani bana 1920'lerden ise bu Nizam-ı Cedid dönemi, 3. Selim dönemi daha ayrıntılı bile geldi açıkçası. Yani böyle zevkle, ilgiyle okudum. Yani orada da çok öğrenecek şey var. Yani meraklısı yalnızca bunda 1920'lere değil. Yani bu daha erken 17. 18. yüzyıldaki dönüşümlerin, sınıfsal dönüşümlerin, sınıfsal çatışmaları, mücadele okumak açısından da perspektifin açılması açısından çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bu ayrıntılı okuma, yani çok ince okuma çok kıymetli. Tabi burada şeyi de söyleyeyim, buradaki kavramsallaştırma açısından birinci imparatorluk, ikinci imparatorluk, yani bu kapılar üzerinden, vezir kapıları üzerinden imparatorluğun sonrasında bürokrasi üzerinden, yani bürokrasideki girişimciler ya da burjuvazi üzerinden, gelişimi üzerinden 3. imparatorluk meselesi kadar bir de 1908 ve 1923'ün burjuva devrimi olarak değerlendirilmesi söz konusu. Yani onu da es geçmemek lazım. Aslında burada hem başlığa hem de ana at, iskele gayri şahsileşmiş bir iktidarın gelişimi üzerinden olsa da aslında bu çalışmayı böyle bir böyle daha geri planda gibi gözükse de yani burjuva devrimlerinin gelişimi olarak da okumanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Yani bu böyle daha da ön plana çıkarılabilirdi ya da bazı okuyanlar onu da ön plana çıkarabilirler diye düşünüyorum. Yani bu yani 100. yıl tartışmaları bağlamında da üzerinde durabileceğimiz ayrı bir konu başlığı olabilir. Burada tabii yani devlet meselesi önemli. Yani bunu tartışıyor. Yani devleti tarihselleştiriyor. Devlet için yapılan mücadeleleri, sınıf mücadelelerini ve sınıf içi mücadeleleri ağırlıklı olarak ortaya koymakta. Yani o anlamda devleti tarihselleştirmesi oldukça önemli. Buradaki mücadeleleri ortaya koyarak. Tabii burada da yani Türkiye'deki sosyal bilimler literatüründe yani bir hakim, yani kuvvetli eleştirileri olsa da yani böyle hakim konumda olan işte kerim devlet ya da zalim devlet yaklaşımları, yani bir taraftan böyle daha devletçi bir perspektif ya da liberal sol perspektifin beslendiği okumanın kuvvetli bir eleştirisi var. Yani Marksist bir eleştirisi var. Burada sınıf mücadelelerini ortaya koyarak bunu yapması oldukça önemli diye düşünüyorum. Burada yani kişiler, önderler üzerinden değil, yani sınıflar üzerinden, sınıf mücadelesi, sınıf çatışmaları üzerinden tartışması oldukça önemli. Yani o anlamda böyle Türkiye'deki tarih yazımını, hatta siyaset bilimi yazımını, işte Osmanlı ve Türkiye'yi böyle sınıfsız toplum olarak görmek ya da sınıfların gelişimini çok daha geç ya da günümüze yakın tarihle ilişkilendiren yaklaşımlara da kuvvetli bir eleştiri haline geliyor. Yani o anlamda sınıfları ve çatışmalarını vurgulayarak ortaya koyması açısından. O anlamda yani kapitalizmin gelişimini bir başka şekilde ifade etmek gerekirse, yani kapitalizm gelişimini tartışıyor. Yani burjuva devrimlerini tartıştığı gibi kapitalizm gelişimini tartışıyor. Yani burada kullandığı kavramlar çerçevesinde yani siyasal birikim meselesini, piyasa zorunluluğu meselesini ortaya koymakta. O anlamda siyasi tabiyetten iktisadi tabiyete geçiş meselesini vurgulaması oldukça önemli. Yani burjuvazinin sınıf hakimiyetini nasıl kazandığını vurgulaması önemli diye
düşünüyorum. Tabii burada yani konunun ana hattı, merkezi yani üst yapı üzerine kurulu olsa da yani bu üst yapıdaki dönüşümün altyapıdaki köklerini bulmaya ve işaret etmeye yönelik bir perspektifte oldukça kıymetli diye düşünmekteyim. Şimdilik böyle söyleyeyim. Sonrasında sohbete devam edelim isterseniz. Teşekkür ederim hocam. Pınar hocam arzu ederseniz sizinle devam edelim. Hem yani sevgili Fatma hocanın yani lisans ve yüksek lisansta öğrenciniz olduğu için teze dair duygunuz hem de kavramsal çerçevesi ve soyutlamalarına dair ifade ettiklerinizle devam edelim isterseniz. Buyurun hocam. Çok teşekkürler. Ya ben de Eda'nın bu çalışmasını ve buna bağlı olarak bundan sonra da yapacağı çalışmaları gerçekten büyük bir heyecanla karşıladım. Çünkü belki de hani Türkiye'de benim başka zeminlerde de çok söylediğim bir şey. Türkiye'de son yıllarda yaşadığımız son derece keskin çelişkilerin, gerilimlerin bir sonucu olarak aslında belki de Batı'da olduğundan çok daha fazla devleti tartışıyoruz biz. Fakat hani bu tartışmayı yaparken pek çok yerleşik kavramı tekrar ve tekrar düşünmek gerektiğini aslında unutuyoruz gibi geliyor bana. Bana kalırsa Batı bunu neredeyse bir süredir büyük ölçüde bırakmış gibi. Yani o açıdan Eda'nın Osmanlı'ya dair yaptığı tartışmayı belki şöyle de tekrar formüle etmek mümkün. Gerçekten hani Osmanlı'nın Batı'dan anlaşılmasında ya da Batılı kavramlarla Osmanlı'ya bakma sürecinde gerçekten Osmanlı'yı basitleştirme, işte o Ceberut Devlet'in hani sonuçları olarak durağan bir bütünlük olarak görme eğilimi var ve onun yarattığı sıkıntılar hani tarih okunmasında sık sık görülüyor. Ama bana kalırsa aynı belki de katılaştırılmış kavramlarla ya da hani ne içerdiği, neye karşılık geldiği çok iyi sorgulanmamış kavramlarla Batı tarihine bakılmasında da benzer indirgemecilikler ve sıkıntılar yaşanıyor. Dolayısıyla bence aslında hali hazırda hem küresel kapitalizmin, dünya kapitalizminin bugün geldiği momentte hem de Türkiye gibi pek çok ülkede belki aslında Batı'da da devletin fazlasıyla yeniden düşünmesi gereken bir momentte bunu çok ciddiyetle yapabilecek bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani bu coğrafyada yaşanan bu değişimin aslında aynı zamanda doğrudan doğruya işte nesnesi de olmasak belki ya da doğrudan doğruya bu yaşanan değişim bizi de hani sarsarak üzerimizden geçerek yaşanmasa belki belli bir akademik soğuklukla uzaktan bakmak mümkün olabilir ama bunun ikisini birlikte yapmaya çalışmak anlamında bence Eda'nın yaptığı çalışma çok değerli bir çalışma. O yüzden hani bugün itibariyle bir yeni başlangıç belki bu açıdan yapabileceğimizi, elimizdeki malzemeyi tekrar buradan çıkacak sorularla birlikte düşünebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi bence hani Eda'nın yaptığı çalışmanın ben hani bir Osmanlı tarihçisi değilim. Hatta hani Türkiye'yi hani Osmanlı'dan Türkiye'ye kapitalist gelişme sürecine dair çok ayrıntılı çalışmalar yapmış birisi de değilim. O yüzden daha çok bu tartışmayı ben bir devlet tartışması olarak yani özellikle tarihsel olarak kritik bir dönüşüm anında devletin bu süreçte nasıl anlaşılması gerektiğine dair Osmanlı örneği üzerinden bir soyutlama imkanı olarak aslında daha çok düşündüm. Buradan bakıldığında aslında gerçekten Eda'nın çalışması özellikle devletin kurumsallığını çok ciddiye alan bir çalışma. Yani genellikle devleti sınıfla ilişkisinde düşünmek ki bu her ne kadar Osmanlı çalışmalarında geriye gitse de Batı'da dahi işte kapitalist devleti düşünürken devletin aynı zamanda kurumsal maddeliğini düşünmek çok sık yapılan bir şey değil. Bu vurgulansa da gerçekten hakkıyla ne kadar yapıldığı çok şüpheli. Zaten Eda'nın fazlasıyla faydalı
kullandığı Heidegger Stenberger'in çalışması da aslında bu açığı biraz Weber'ci perspektifle birlikte, hani birlikte düşünerek bu açığı kapatmaya çalışıyor. Belki bunu da tekrar düşünmemiz gerekecek. Dolayısıyla hani Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne devletin dönüşümü sürecinde bu devletin maddi kurumsallığını aslında bir biçimi olduğu, toplumsal ilişkilerin bir ifadesi olarak anlama çabasını çok değerli buluyorum. O yüzden aslında belki daha çok daha sonra bu özellikle 1920'lerde örneğin kendisiyle yaptığımız daha önceki tartışmalarda da bunu konuşmuştuk. Örneğin bir cumhuriyetçi dönemeç değil de bir anayasal monarşi ile sonuçta bu sonuçlanmış olsaydı. Acaba o zaman devletin gayri şahsiliğine ne olurdu sorusunu şimdiden kendisine sormak istiyorum. Çünkü bunun üzerinden bir tartışma yapmanın belki kimi kavramları açmakta faydalı olacağını düşünüyorum. Ben yani o açıdan Eda'nın çalışmasını şu çerçeve içinde çok önemli buldum. Özellikle işte Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişte tam da işte 1900'lerin başındaki o momentte ne tür imparatorluk içi sınıf mücadeleleri, toplumsal mücadeleler devletin bir cumhuriyetçi kurumsal içerikle şekillenmesi sonucunu doğurdu meselesini gerçekten çok uzun vadeli Alp Yücel Kaya Hoca'nın da söylediği gibi uzun vadeli bir perspektifin içine oturtarak çok sağlam bir biçimde ortaya koyuyor. O açıdan ben kendi adıma okurken çok şey öğrendim. Hatta başka metinlerle işte karşılaştırmalı okuyarak biraz daha bu konuyla ilgili kendime yeni meraklar da geliştirdim aslında. Burada ben sadece belki başta söylediğim bazı kavramları belki de Batı'da kapitalizmin tarihsel gelişimi ya da Batı'da bizzat devlet oluşumunun tarihsel gelişimi bağlamında düşünürken de bazı belki revizyonlardan geçirebilir miyiz sorusu bağlamında bir açılım ya da bir soruyla aslında yorumumu tamamlamak istiyorum. O da ya Eda gerçekten çok güçlü bir biçimde özellikle imparatorluk içindeki toplumsal mücadeleler bağlamında devletin biçiminin nasıl bir sınıfsallığı olduğunu gerçekten çok sağlam bir biçimde dile getiriyor. Ve belki de bunu yaparken tartışmayı yani Osmanlı'nın beylik döneminden başlayarak şu vurguyla da yapıyor. Yani kimi belki örneğin Budcu okumanın yanlış anlamalarını da giderecek şekilde. Yani kişiselleşmiş bir iktidar olsa da o kişiselleşmiş iktidarın soyut biçimiyle yönetici sınıftan yine de ayrı bir varlık olarak ortaya çıkmış olduğunu söylüyor. Yani aslında kapitalizm öncesi bir devlet biçimi olarak Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti daha sonra imparatorluk haline gelmiş biçimiyle yönetici sınıf diye tanımlanabilecek o işte toprak üzerindeki ilişkilerden kendisini soyutlamış bir aslında devlet görünümünde. Dolayısıyla kapitalist devlet ya da devletin genel olarak sadece kapitalizmde değil kapitalizm öncesinde de yönetici sınıftan ayrı bir görünüme sahip olabildiğini göstermesi açısından aslında bu önemli bir vurgu diye düşünüyorum. Çünkü bazen bunu hani kapitalist devlete özgü bir tartışma olarak da yapabiliyoruz. Bence bunu hatırlatması açısından önemli bir uyarı. Fakat bunu yaparken bence... Tabii kendi konusu olmadığı için özellikle sorgulamadığı ama belki de bir açılım yapabileceğini düşündüğüm şöyle bir benim de son zamanlarda düşündüğüm bir noktayı gündeme getirmek isterim. O da şu, örneğin Osmanlı İmparatorluğu'nun bir bütün olarak Batı'da gelişmekte olan ticari kapitalizmin dinamiklerine maruz kaldığı. Dolayısıyla
giderek örneğin Osmanlı'nın işte ordusunu modernleştirmek için para ihtiyacının ortaya çıktığı, dolayısıyla aslında ikinci cumhuriyet, ikinci imparatorluk diye tanımlanabilecek bu mültezim sisteminin ortaya çıktığı dönem aslında bir tür bir piyasa zorunun, yani pazar zorunun Osmanlı'nın bütününü disipline etmeye başladığı bir moment olarak düşünülemez mi diye bir soru sormak istiyorum. Çünkü bana kalırsa mesela içeride tartışılan borç ve para ilişkileri, nakdi ilişkiler meselesini Osmanlı'nın bütünsel olarak işte dünya kapitalizmine eklemlenme sürecinde farklı kesimlerin ötesinde bu para ilişkisinin hani kendisini disipline etme boyutuyla da sanki dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü örneğin hani bu paranın kendisini ya da para disiplininin kendisini aslında sınıfsal bir form olarak düşünmemek ister istemez metnin içinde örneğin işte 1838 Balta Limanı Anlaşması'nı örneğin onu da not almıştım. Zorunluluk olarak pazarın hani Osmanlı'ya dayatıldığı bir moment olarak tanımlamaya itebiliyor. Halbuki zaten para ilişkisinin kendisi buna farklı refleksler vermişler de olsa, vermiş olsalar da örneğin işte siyasal birikimin ayrıcalıklarına sahip olarak bu tehditle baş etmeye çalışanlarla iktisadi zorun imkanlarıyla bu tehditle baş etmeye çalışan farklı kesimlerin aslında farklı stratejileri olarak da düşünülebilir. Yani bunu ben hani Osmanlı'ya ilişkin okumalarda örneğin şöyle de bazen görebiliyorum. Örneğin işte Osmanlı'nın yerleşik tımar sisteminin zamanında yeni dünyadan gelen altın ve gümüşle krize girmesi meselesi mesela çok indirgemeci bir iktisadi okuma olarak düşünülüp ama aslında içeride de krizler var türü bir vurguyla içerideki krizlere bakarak sınıfsallığı bulma derdine düşebiliyoruz. Ama aslında bizzat yani yeni dünyadan gelen altın ve gümüşün gelip gelmesinin kendisi ya da bu ilişkilerin böylesine parasallaşmasının kendisi de batıdaki değişimin oldukça önemli bir sınıfsal formu gibi gözüküyor bana. O açıdan hani bu sınıf ilişkilerini işte küresel kapitalizmin içinde farklı coğrafyalarda ortaya çıkan sınıf ilişkilerini tartışırken özellikle paranın bir sınıf formu olarak, bir sınıf ilişkisi formu olarak, belki de hatta küresel ölçekteki çok farklı boyuttaki mücadelelerin en fazla kristalize olduğu bir formu olarak nasıl giderek aslında farklı coğrafyaları disipline etmeye başladığını acaba düşünebilir miyiz? Çünkü ben hani bu para zorunun kendisini tam da kapitalizmde ekonomi politik ayrımı bağlamında hakim sınıflarla emekçi sınıflar arasındaki farklı disiplin momentlerini, farklı piyasa zoru momentlerini temsil ettiğini giderek düşünüyorum. Çünkü çok fazla yani tabii özellikle bu daha Woodcu, Brennerci ve daha dünya sistemci perspektifler arasında genel bir gerilim konusu olan örneğin işte ticari kapitalizm diye tanımlanan dönemi çok da hafife almamak gerek kapitalizmin tarihsel gelişimi açısından. Yani bu dönemi sadece bir servet birikimi dönemi olarak düşünsek bile bu servet birikiminin aslında özellikle küresel piyasa için üretim yapmaya başlayan, dolayısıyla yerel piyasanın işte arz talep dengelerinin ötesinde bir aşırı üretim sorunuyla karşı karşıya kalmaya başlayan bir feodal üretici aslında şeyinin yapısının giderek küresel piyasanın bu üretim dinamiklerine maruz kalması aslında üst sınıflar açısından bir pazar disiplini olarak gözüküyor bana. Öte yandan hani bunun mesela tarihini belki de şeye kadar götürebiliriz hani Avrupa tarihinde. Hani Portekizliler eliyle
Afrika'ya çok yakın adalarda köle emeğiyle şeker üretimi yapılması aslında bir dünya piyasası için, o dünya piyasası her ne kadar o dönem daha ağırlıklı olarak Avrupa olsa da, yerel olmayan bir piyasa için üretim yapmaya başladığı anda bunun beraberinde getirdiği kriz dinamiklerinin içine çekilen bir üretici profili yaratarak aslında emekçilerden çok daha önce bir piyasa zoru yaratıyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla hani son bir şey daha, hani bunu emek üzerinden düşünecek olursak, emeğin mülksüzleşerek piyasa zoruna maruz kaldığı dönem, tabii ki bundan daha sonraki işte İngiltere ile özdeşleştirilen, belki de tarım devrimiyle en hani kritik momentini karşılayan kitlesel olarak köylülüğün çözüldüğü, piyasa zoruna maruz kaldığı, mülksüzleşerek piyasa zoruna maruz kaldığı bir başka piyasa zoru momenti. Yani bu açıdan acaba bu hani gayri şahsilik meselesini tartışırken bu piyasa zorunun tarihsel olarak farklı dönemlerde farklı kurulması sürecini tartışmak bize yeni açılımlar getirebilir mi diye bir soru sormak istiyorum ama bilemiyorum yeterince net açıklayabildim mi bunu. Bir soru da gerçekten bu hani en son bunu somut işte demin bahsettiğim ilk başta söylediğim şeyi biraz açarak sorayım. Çünkü herhalde bu daha ilginç bir konu olacak. Yani bu 1920'ler döneminde bu süreç bir cumhuriyetçi dönemeçle sonuçlanmasaydı, bunun bir yani bu süreç bir anayasalcı monarşiyle sonuçlanmış olsaydı, acaba o zaman gayri şahsilik tamamlanmamış mı olacaktı diye bir soru sorarak bu toplumsal ilişkilerin bir ifadesi, bir görünümü olarak devlet konusunda ne dediğini ya da açmasını rica edeyim Eda'nın. Başka sorular olursa bunları tekrar ayrıca konuşuruz. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Buyurun Fatma hocam. Az önce sözünüzü tam bitirmeden araya girmiş gibi oldum ama onun için de üzgünüm. Dolayısıyla bitirdiğinizi düşünmüştüm. Oradan da devam etmek istediğiniz bir şey varsa ve Pınar hocamın ufuk açan soruları bizi hepimizi yeni sorularla baş başa bıraktı. Buyurun hocam. Evet. Çok teşekkürler. Bir şey yoktu herhalde. Yani aklıma takılan bir şey yok en azından. Meşrutiyetçi veya cumhuriyetçi yollar tabii tarihin seyri, sınıf mücadelelerinin seyri farklı türlü olsaydı tabii farklı biçimler ortaya çıkabilirdi. Ama şöyle de bir şey var. Tarihçiler bunu kesinlikle şey yapmazlar, sevmezler, istemezler. Tarih öyle değil de böyle aksaydı nasıl olurdu bilemeyiz. Ama biz burada sosyal bilimciler olarak spekülasyon yapacak olursak diyelim. Şimdi 3. İmparatorluğun kendisi içerisinde de gayri şahsileşme süreçlerinin çok derinleştiğini düşünüyorum. Onun için zaten bir kriz dinamiği haline geliyor. Meclisin toplanması, İstanbul'da toplanması talebi çok geniş kesimlerin, hem siyasi hem toplumsal kesimlerin talebi örneğin. Bu da onun bir göstergesi. Yani barış kararını Sevr'i daha sonra İstanbul'da toplanmadığı için meclis, hükümet kendi başına imzalayacak. Ama barış kararının alınması için mesela meclisin toplanmasını toplumsal olarak bir zorunluluk olarak görüyorlar. Bu da karar alma süreçlerinin gayri şahsileşmesinin derinleştiğini gösteriyor. Bir de tabii onu söylerken hızlıca toparlamam gerektiği için üstünden geçtiğim bir konu burada geri gelmişken açılabilir. Üçüncü İmparatorluğu bir çelişkili birlik olarak tanımlamıştım ben. Yani hem genelleşmiş kişisel iktidar hem de gayri şahsileşmekte olan iktidarın çelişkili birliği. Genelleşmiş kişisel iktidar derken de daha önceki ikinci imparatorluk
da dahil imparatorluk biçimlerindeki kişisel iktidardan farklılaştığını dile getirmiştim. Çünkü artık ne birinci imparatorluk ne de ikinci imparatorluktaki gibi farklı sınıf veya işte kapılar özelindeki yani zümrelerin kişisel tabiat ilişkilerine dayalı değil, sadece merkezinde padişahın olduğu ve sadece ona karşı tabiat geliştiren, bu da demek oluyor ki yani bu şekilde geliştiği için değil mi? İkinci Mahmut özelinde bir hem sadece ona karşı bir tabiat hem de onun devlet-i aliye ile özdeşleştiği yani daha önce bu şekilde yani birinci imparatorluk yani ikinci imparatorluğun kişisel tabiat ilişkileri kapıları öne çıkardığı için diyeyim zümreler üzerinden bir tabiat ilişkisi güçlenmişken yeniden merkezileşmesi ama bu sefer kendi iktidarlarını mülk ve makam sahibi sınıfların tek bir kişiye vermesi yani kendi iktidarlarını o kişi şahsında genelleştirmiş olmaları zaten kişisel iktidarların büyük oranda aşılmış olduğunu da aslında gösteren bir şey. Kendileri artık kendi kişisel iktidar alanlarıyla iktidar olamadıkları, iktidar devam ettiremedikleri için böyle bir genelleşmiş kişisel iktidar yaratıyorlar. Burada Olivier Bouquet'in Sultanın Paşaları kitabında Bouquet bunu güzel dile getiriyor. Bütün vezir, ümera, erkan onların hepsinin ünvanlarını alan bir paşa, Osmanlı paşası yaratılıyor. Ve Osmanlı paşası padişaha bireysel olarak bağlı bir kişi ve 3. İmparatorluğun sonuna kadar da bu yapı devam edecek. Siyasal birikim ayrıcalıklarını ancak böyle koruyabiliyorlar. Kendi adlarına artık gelir tahsis edilmediği için her ne kadar iltizamdan pay almakla birlikte o alanları daraldığı için de mesela giderek maaşa ve makama daha fazla bağlı hale gelmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bu gerilim nasıl olurdu? Yani paşalar cumhuriyeti, paşalı bir cumhuriyet. Onu öngörmek zor ama Pınar Hoca ile de daha önce konuştuğumuz gibi mesela İngiltere'nin gelişimine bakacak olursak orada da aslında bu kişisel iktidarların geriye çekildiği artık kral parlamentoda şeysinde sloganında sembolleştiği gibi bir kişi özelinde genelleşmiş bir yapıya tabiyet söz konusu olabilirdi. Belki hani paşalıklarını korusalar bile Lordlar Kamarası gibi bir ayan meclisi devam etmiş olsaydı da yine de iktisadi zor onları da ancak bir belki makam sahibi yapabilirdi ama artı el koyma ayrıcalıklarını devam ettirmekte zorlandıklarını görüyoruz. Yani şimdi mesela üzerinde çalıştığım Osmanlı bürokratlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne eklenmeme süreçlerindeki tek tek bürokratlara baktığım zaman çoğu siyasal birikim ayrıcalıklarına sahip tabakalardan gelen kişilerin kendi hayatlarını idame ettirmekte zorlanır hale geldiklerini. Zaten Osmanlı son 1920'lerde maaş ödeyemez hale gelmiş bir imparatorluk. Dolayısıyla orada bir kendini yeniden üretim konusunda hal hazırda krize girmiş olduğunu ve devam ettirilemeyecek bir noktaya gelmiş olduğunu da görmek lazım. Yani imparatorluğun çöküşü ve çözülüşünü de unutmamak lazım. Yani
ortada çok güçlü siyasal birikim ayrıcalıklarını çok net bir şekilde koruyan bir sınıftan ziyade, tabakalardan ziyade bu konuda diretmekle, artı bu şekilde çekmeye devam etmekle birlikte bunun kendini yeniden üretimi noktasında sorunlar yaşanan bir imparatorluktan bahsediyoruz. Ama bu konuda evet diretilebilirdi. Yani meclisin kendi içerisindeki saltanatçı, hilafetçi veya meşrutiyetçi, bence genel ana akım saltanat ve hilafetçilikten ziyade hanedan değişikliği olabileceğini savunanlarla birlikte daha meşrutiyetçi bir çizginin var olduğunu düşünürsek evet bu konuda artığa el koymada, bu yolda devam etmek isteyenler olmakla birlikte bunun zemininin zayıflamış olduğunu düşünüyorum. O cumhuriyetçiliğin yani söylerken yapmıştım ama bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yani bir fikir olarak, bir kişisel yönelim olarak değil, bir konumlanma olarak ortaya çıktı ve sınıfların bir sınıfsal konumlanma olarak ortaya çıktığında görmek lazım. Onun için belki Alp Yüce Hoca'nın söylediği 1908-1923'ün bir devrim olarak görülmesi, yani 1923 Cumhuriyet ilanının da bir devrim olarak görülmesi bu noktada önemli. İktidarı onlar almasalardı nasıl olurdu bilmiyorum. O süreçte mücadelenin keskinleştiği, Anadolu'ya Anadolu'da milli mücadelenin seyrettiği dönemde sadece eşraf değil veya eşrafın yerel meclisler üzerinden örgütlenmeleri değil, farklı siyasi örgütlerin de olduğunu, güçlü olduklarını, birer iktidar her birinin özellikle 1921 yılında, 20'nin sonları 21 yılında eşit güçlerde birbirleriyle keskin mücadeleler verebilecek dengede olduklarını görüyoruz. Yani mesela Sovyetler Birliği'nin varlığını yapmadık, konuşmadık ama o bu denklemdeki çok önemli bileşenlerden biri. Onun yarattığı siyasal atmosferin kendisi bu mücadeleyi belirliyor. Yani halkçılık anlayışına, şura anlayışına belirliyor ve belki başka türlü de belirleyebilirdi. Yani çok bileşenli bir denklem. Ama bu denklem içerisinde eşrafın merkezinde olduğu sınıfsal konumlanmanın daha Rus'u var, yani daha soyut bir halkçılık anlayışını egemen kıldığını düşünüyorum. Ama bu tabii 1923, yani İzmir İktisat Kongresi'nden başlayarak İstanbul'un eklemlenme süreci, daha sonra 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulduğu süreçte, yani İstanbul'un eklemlenme uzun eriminde sorunlar olmadığı anlamına da gelmiyor. Yani bu sorunların kendisi bu sınıfların her ne kadar kendilerini yeniden üretmekte zorlansalar da bu artık çekimine bu şekilde, bölüşüm işlemine bu şekilde dahil olmak konusunda direnç gösterdiklerini gösteriyor. Benim için tezi kitabı yazarken en öğretici olan noktalardan biri de şu olmuştu. Bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Hep şöyle düşünmüştüm kendimce. Belli bir uğraktan sonra bu gayri şahsileşmeye de yapılabilir. Bir paralellik kurulabilir gayri şahsileşme ile. Sanki kapitalistleşme olduğu zaman iltizam sistemi kendiliğinden çözülecekmiş gibi bir algı, bir teorik kabulle hareket ettiğimi varsaydım. Tanzimat fermanı çıkıyor, iltizamı kaldırıyorlar ama bir iki yıl sonra tekrardan iltizam gündeme geliyor ve imparatorluğun sonuna kadar böyle bir tabirimi maruz gün, daha güzel bir tabirle belki değiştirilebilir ama daha yapışkanlaşmış bir şekilde devam ediyor. Yani
sündürülüyor ama devam ediyor. Çünkü bundan farklı sınıflar, farklı oluşmakta olan sınıflar da yararlandıkları sürece, hatta bunun için rekabete girdiklerini, işte Alp Yüce Hoca'nın, Mücahit Terzibaşoğlu'nun makalelerinde de hani gördüğüm, okuduğum, tüccarların bile bunun için, işte Avrupalı tüccarların bile rekabet ettiklerini, bu iltizamdan pay almak için gördüğümüz zaman kendini zorunlu olarak çözmesini gerektiren bir şey olmayabilirdi. Aynı şey gayri şahsileşme konusunda da geçerli olabilir. Yani bu bir çelişkili birlik olarak devam edebilirdi. Yani meşrutiyetçi bir şekilde devam edebilirdi. Kendi iç krizlerini yaratabilirdi. Ama kapitalistleşme süreci, o gayri şahsileşmeyi son noktaya getirecek şeyi nasıl iltizam için geçerli olmadıysa, devletin gayri şahsileşmesinin son noktasını getirecek demek doğru olmaz. Yani tarihsel olarak farklı konumlanmalar, farklı siyasi özneler olsaydı belki de o çelişkili birlik şeklinde devam edecekti diye düşünüyorum. Diğer büyük sorunuz, benim çok cevaplayabileceğim bir soru değil. Paranın bir sınıf ilişkisi formu olarak nasıl bir disipline edici gücü olduğu konusu. Şöyle ki, bu soyutlanma süreçlerine ikili bir soyutlanma süreci tanımlarken, sizin Cumhuriyet'le ilgili yazılarınız üzerinden şunu da düşünmüştüm. Biraz es geçtiğim, daha sonra imparatorluk dönemi ve imparatorluk sonrası kavramsallaştırmalarda daha görünür olduğunu hissettiğim şey, aslında bu soyutlama sürecinin kendisinin bir momenti de kendini diğer topluluk ve toplumlardan da soyutlama süreci. Yani aslında bütün olarak, dünya tarihsel olarak tabii görmek lazım ve neden, nasıl soyutlandığına bakmak lazım ki o eklemlenme süreçleri nasıl oluyor, onları o şekilde anlayabilelim. Onun için o somut soyutlanmanın bir parçası olarak bu dünya tarihsel, yani mekan üzerinden, dünya üzerinde nasıl soyutlandığı da önemli bir soru işareti. Ama dediğim gibi benim birikimim ile üzerine ancak düşünebileceğim bir şey olabilir. Henüz bunu açıklayabilecek şeyde görmüyorum kendimi. Ama şöyle bir şey diyebilirim. Ben evet, çubuğu toplum içi, yani sınıf ilişkilerine daha fazla büktüm. Orada da şöyle bir şey vardı. Bunu yaparken, yani kapitalistleşmenin ancak yani Osmanlı Türkiye toplumunun uluslararası pazara eklemlenmesiyle birlikte gündeme geldiği, yani sermaye birikiminin ve sermaye birikiminin ancak bu şekilde gündeme geldiği önermesinin aslında çiftlikleşme ve kapitalistleşme süreçleriyle çok da böyle olmadığını gördüğüm için, yani içinden Oğuz Oyan Hoca'nın işte bu ilk cildinde, ciddi yayınlanmış eserinde de Özer Ergenç her ne kadar devlet kavramsallaştırma konusunda eleştiri getirmiş olsa da, onun mesela toprak üzerinde ortaya çıkan fiili mülkiyet biçimlerine dair verdiği ürünlerde de çok daha öncesinde bu sürecin serbest dirlikler üzerinden ve serbest dirliklerden elde edilen servet, onun pazara dönük üretim yapmasıyla birlikte nakdileşmenin artması ve servet birikimini beslemesi süreci ve daha sonra işte fiili özel mülkiyeti, mutlak özel mülkiyeti doğru
çeken bir iktisadi zor boyutuna gelmesi, bunların ana dinamiği toprak artı değer, yani doğrudan üreticinin artına el koyma sürecinde, yani onu mülksüzleştirme sürecinde yatıyor. Hem borç ilişkileriyle orta köylü, küçük köylü olarak kalarak dahi kendi geçimini sağlayamayacak o borç ilişkileri üzerinden bir göreli diyelim mülksüzleşme yaşaması, hem mutlak mülksüzleşme yaşaması uluslararası pazara eklemlenme sürecinden daha belirgin, daha baskın bir şey, dinamik olarak göründüğü için hem sınıfların varlığını, çünkü yokluğu bir güçlü bir önerme olarak durduğu için sınıfların varlığını temellendirmek için, onu görünür kılmak için önemliydi. Hem de hem o dönemde, yani en başından biri farklı pazarlar, uluslararası pazarların, panayırların mesela kurulması, oralara ürünlerin götürülmesi, çok Oğuz Oya'nın mesela örneklerle verdiği koyun sürüleri üzerinden anlattığı ticaretin yoğunlaşması Balkanlar'da, bunların her biri aslında toplumsal ilişkilerin, yani imparatorluk bazında toplumsal ilişkilerin ne kadar hani sınıf oluşumuna açık olduğunu gösteriyor. O nedenle belki hani Akyüce Hoca bu paranın disiplini konusunda başka bir yorum getirebilir, ama ben bu sınıf ilişkilerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem sınıf içi ilişkilerin hem sınıflar arası ilişkilerin kapitalistleşme sürecinde, Osmanlı'da kapitalistleşme sürecinde önemli olduğunu düşünüyorum. Ama mesela pamuk örneği aklıma geldi. O birazcık daha geç bir örnek tabii, ama Amerika'da, yani İngiltere, Amerika'daki pamuk plantasyonlarından pamuk alamayınca Batı Anadolu'da pamuk üretimini teşvik ediyor ve orada büyük toprak sahiplerinin de bunun parçası olduğunu görüyoruz. Ama kendilerine hemen şey yapabiliyorlar, yani uyum sağlayabiliyorlar, ama Amerika'daki daha sonra üretim eski seyrine döndüğü zaman onunla rekabet edemeyip bu pazarı kaybediyorlar. Aynı şey işte 17. 18. yüzyıllarda nasıl gelişti onu bilmiyorum. Belki 20. yüzyılda, yani 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda biraz daha görünür olmakla birlikte. 1838 öncesinde de böyle bir paranın disipline edici gücü, zorunluluk olarak pazarın disipline edici gücü var mıydı? Soru işareti. Ama kendi içerisinde de o pazarın, işte orada belki sizin dediğiniz tartışma gündeme geliyor. Yani ticari kapitalizm, ticarileşme sürecinin hani hafife alınmaması. Ama yani literatür, en azından okuduğum sanayi devrimiyle birlikte zorunluluk olarak pazarı güçlendiği ve onun disipline edici gücünün bu dönemden sonra daha belirgin olduğu noktasındaydı. Ama tabii başka katkılarla açılabilir. Benim bilgim bu yönde. Çok teşekkürler hocam. Alp hocam, sanırım konu Balkanlar, çiftlik ve piyasalaşma olunca buyurun hocam lütfen. Teşekkürler. Şimdi ben de şöyle tekrar bir giriş yapayım. Şimdi aslında Pınar hocam da biraz yani vurguladı. Bu Gerstenberger okumasını böyle bir Weberian, yani Marx'la Weber'i birlikte okumayı beraberinde getiriyor gibi. Bu da yani ister istemez tabii ki yani şeyin, çalışmanın ana meselesi gayri şahsileşme meselesi üzerine kurgulu oluyor. O anlamda da yani sınıf çatışması, sınıf mücadelesi var, ama
Ve daha çok sınıf içi mücadele, yani yönetici sınıflar ya da işte kapitalistleşen sınıflar içi mücadele üzerinden gidiyor hikaye. Yani o anlamda böyle emekçi sınıflar, halk burada çok daha gölgede, geri planda kalıyor gibi. Yani çalışmada aslında hem 1908 hem 1923 işte Burjuva Devrimi olarak anlatılıyor, aktarılıyor. Ama yani o daha Burjuva Devrimi meselesi daha geri planda olduğu için, yani bu gayri şahsileşme meselesi ön planda olduğu için o Burjuva Devrimi tartışmasının geride kalması bizi sınıflar arası tartışmadan koparıyor gibi de bir durum var. Yani bu da bir meselenin önemli bir boyutu diye düşünüyorum. Yani o da buradaki mücadelelerde, özellikle 1908 ve 1923'te de yani değişen derecelerde yani bu emekçi kesimlerin etkisi, katkısı tartışılmalı, hesaba katılmalı diye düşünmekteyim. Diğer taraftan yani bununla da bağlantılı olarak, yani az önceki tartışma çerçevesinde de yani şunu da söylemek mümkün belki. Yani bu piyasa zorunluluğu vurgusu önemli. Ama bu piyasa zorunluluğu vurgusu meseleyi çok böyle mübadele ilişkileri çerçevesine sıkıştırıyor gibi. Yani üretim ilişkileri alanı çok mübadele ilişkileriyle tanımlı oluyor. Ona bağlı oluyor. Yani benim kendi çalışmalarımdan gördüğüm ya da yani vurgulamaya çalıştığım, yani ikisinin bir rekabeti, yani hem mübadele ilişkileri hem üretim ilişkileri üzerinden tanımlı bir rekabet, yani bunlarla tanımlı sınıfların bir rekabeti olduğunu görmekteyim. Yani o anlamda gelişmeler hem üretim alanı çekişli hem de mübadele alanı çekişli olarak kendisini gösteriyor gibi. Yani o anlamda böyle tansiyonun iyice yoğunlaştığı alan olarak, yani iltizam sistemi, mukata sistemi olduğunu söylemek mümkün. Ama yani o meseleyi eşraf üzerinden kurgulayınca, yani üretim alanına, yani üretim ilişkilerine odaklanmak da gerekiyor. O çerçevede de yani emekçi sınıflarla ilişki yani ayrıyeten gündeme zorunlu olarak gelecektir diye düşünüyorum. Yani bunun dengesinin tabii ki yani birçok coğrafyada, yani bu piyasa zorunlu mübadele ilişkileri üzerinden gelişmeler, özellikle iltizam sisteminin hakimiyeti bize mübadeleli ilişkileri çekişti bir anlatıyı zorlasa da, yani burada biraz dengeyi de düşünüp, yani üretim ilişkilerinde ne oldu, oradaki gelişmeler ne oldu, onu düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani nasıl kitapta mesela, yani Müslüman girişimcilerin, Müslüman unsurların gelişimi üzerinden bir kapitalizm anlatısı var. Yani bu da aslında hakim anlatıyı ya karşı gelen, yani gayrimüslim unsurları vurgulayan, ön plana çıkaran anlatıya karşı geliştirilen bir yaklaşım olduğu gibi, aynı dengeyi o mübadele ilişkileri ve üretim ilişkilerinde de kurulmasının sağlıklı olacağını düşünmekteyim. Diğer taraftan bir başka mesele, yani bu 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında, yani duyunu umumiye üzerine ayrı bir tartışma olsa da yani literatürün böyle ortaklaştığı yarı sömürgeleşme meselesi de burada önemli bir yani fon oluşturuyor. O da belirleyici olmakta. Yani özellikle yani 2. Abdülhamit dönemi gelişmeler, 1908-1923 meselesi o anlamda diğer dikkate alınması gereken meseleler olarak kendisini gösteriyor diye düşünüyorum. Yani onu da o çerçevede hesaba katmak
herhalde iyi olur bence. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun hocam. Pınar hocam, tüm tartışmaları evet. Eklemek istediğiniz ve belki birazcık... Ya, herhalde yeni ve gerçekten yoğun bir kendi aramızda bir tartışmayı tekrar tekrar başlatmak gerektiğini aslında bu kısa değişim, fikir değişimi gösteriyor bana. Çünkü aslında yani piyasa zoru meselesini ben düşünürken çok fazla Alp Hoca'nın söylediği gibi böyle bir yani mübadele ilişkileriyle ilgili düşünmemiştim. Aslında tam tersi biraz Wood'un ve daha sonraki Wood'cu okumaların piyasa zorunu fazlasıyla idealleştirmeleri ve böyle mutlaklaştırmalarına karşı piyasa zoru meselesini hem emekle ilişki, piyasanın emek üzerinde hani nasıl bir zor olarak göründüğüyle hakim sınıflar üzerinde nasıl deneyimlendiği meselesini belki ayrı ayrı düşünmek gerektiğini vurgulayarak aslında piyasa zorunu biraz daha dikkatli düşünmemizi öneriyorum. Çünkü Wood'cu okumadan şöyle bir şey çıkıyor. Yani İngiltere özellikle işte köylülüğü güçlü bir biçimde mülksüzleştirerek piyasa zorunu en ideal gerçekleştiren bir ülke modeli olarak çıkartılıyor. Zaten bunun mesela bugünkü tartışmalarını bizim işte eleştirel siyasi, eleştirel tarihsel sosyoloji diye kendisini tanımlayan yeni alanlar şöyle tartışıyorlar. Yani İngiltere burjuva değildi belki ama kapitalistti. Ama öbür tarafta buna benzer bir piyasa zoru koşullarının tam da köylülüğün hani sürmesi nedeniyle gerçekleşmediği mesela Fransa örneğini burjuva ama kapitalist değil diye böyle bir takım modellemeler üzerinden tartışıyorlar. Buradaki temel mesele aslında piyasa zoru diye böyle bir İngiltere modelinden bir ideal form çıkartılması, hatta bu formun giderek bir Batı kapitalizminin yani piyasa üzerinden kendisini yeniden üreten, dolayısıyla zora çok başvurmayan bir Batı kapitalizminin idealleştirmesini beraberinde getiren bir şey aslında, bir sonuca götürüyor bize. Tabii ki bunu mesela işte hani emperyal yayılmalar aşamasında herkes bir miktar varsayıyor ama örneğin hani bu idealleştirilen İngiltere'deki piyasa zorunun özellikle oradaki işte mülksüzleştirilmiş kesimler için bir zor olduğu ama örneğin işte toprak sahibi ve kapitalistleşmiş üst sınıflar için aynı şekilde bir piyasa zoru olmadığı, tam tersi onların gücünün her zaman İngiliz kraliyeti ve onun deniz aşırı tekelci çıkarları ile çok iç içe geçtiğini gözden kaçırmamızı getiriyor. Nitekim aslında Wood örneğin işte bu hani İngiltere'nin daha sonra nasıl özellikle işte sömürgeleşme süreci içinde nasıl bir iktidar kurduğunu tartışırken İngiltere'nin örneğin işte Hindistan'da hala daha feodal bir takım yönetme pratiklerine başvurduğunu ama içeride işte kapitalist olduğunu iddia ediyor. Yani aslında bu piyasa zoru meselesi bana kalırsa gerçekten biraz daha dikkatli düşünülmesi gereken bir mesele. Sadece ticaret yani o özellikle işte ticari ilişkiler mi üretim ilişkileri mi geriliminin içinde o batıdaki o polemiğin içinde bence çok tartışılmayan bir tarafı ortada kalan bir konu gibi geliyor bana. O açıdan hani bu piyasa zoru meselesinin ben kritik olduğunu düşünüyorum. Yani diyerek şimdilik durayım. Çünkü aslında piyasa zoruna yaptığım vurgu biraz böyle bir vurguydu. Yani tabii hani bambaşka tartışmaları beraberinde getirebilir ama işte Eda'nın özellikle bu ikinci imparatorluktan işte neredeyse 19. yüzyılın sonuna kadar getirdiği süreci örneğin işte küresel bir piyasa zorunun disipline ettiği işte Osmanlı coğrafyasında işte mutlak artı değer üretimiyle mi yoksa göreli artı değer üretimiyle mi bir toplumsal dönüşüm gerçekleştirilecek sorusunun iki tarafının taşıyıcıları olarak görmek Eda'nın bahsettiği bu iki ayrı kesimi. Mesela böyle şeyler geliyor aklıma ama tabii başka tartışmalar açar o yüzden çok daha fazla onlara girmeyeyim yani. Teşekkür ederim hocam ama yani galiba bu konuda da bir program ya da bir tez
herhalde konuşmamız gerekecek bu geçiş tartışmalarına ilişkin olarak. Ben kısaca buyurun hocam. Pınar Hoca'nın söylediği şey üzerine en azından devlet özelinde ki kavramsallaştırmamızın nasıl bir yeniden okuma açısından faydası olabilir diye düşünerek bir şey söylemek istiyorum. O da şu, ben David Wood'u daha sonra tekrar okuduğum zaman gördüğüm, ilk okurken bizi çok heyecanlandırmış olan yazıların idealize edilmiş bir piyasa zoru şey olduğunu orada ben de onu fark etmiştim. O da devleti yardımcı bir unsur, yani iktisadi ve siyasal alanın ayrışması sürecinde, farklılaşması sürecinde siyasal alanın sonradan biçimlenmiş, bir yardımcı bir unsur olarak biçimlenmiş bir şekilde kavramsallaştırmasına neden oluyor. Benim de aklıma mesela o takılmıştı. Ve onun üzerinden, yani hem Wood'u, Derek Sayer'in Soyutlamanın Şiddeti kitabını bu açıdan, yani siyasi ve iktisadi alanın farklılaşması konusunda daha ikisini bir arada gören bir yaklaşımı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Wood piyasa zorunu o kadar mükemmelleştiriyor ki, o zaten kapitalizmi var ediyor. Yani artı değerini, doğru dönüş için artı değerini el koymak için siyasal bir zora ihtiyaç yok. Bu zaten iktisadi olarak yapılabiliyor. Siyasal zor mesela diyor, planlama konusunda devreye girebilir. Yardımcı bir unsur olarak, çünkü toplumsal bazı kamusal hizmetlerin dışarıda bırakıldığını söylüyor. Mesela bazı kamusal hizmetlerin karşılanması açısından girebilir. Ama alt alta söylediği şeyler biraz kendiyle çelişiyor. Mesela sınıf ilişkilerinin baskılanması için siyasal zor araya girebilir diyor. Ama ilk başta iktisadi zorun bunu da çözebileceği varsayımı vardı. Devlet o zaman neden giriyor devreye noktası gündeme geliyor. Veya mesela kanuni güvence diyor. Özel mülkiyetin ve evet özel mülkiyetin, mutlak özel mülkiyetin korunması için kanuni bir güvence sağlar devlet diyor. Ama bunu aslında kapitalist yapmıştır, gerçekleşmiştir. Kendisi o denetim mekanizmalarını sağlamıştır. Ama uzun erimli olarak bu tehlikeye düşmesin diye devlet devrede olur. Yani bunun kendisi aslında o neden bunların iç içe olduğunu açıklamıyor. Birini yardımcı unsur olarak, devlet yardımcı unsur olarak tanımladığımız zaman bir ben size şey diye düşünüyorum, yani Derek Sayer'e daha yakın olarak, yani bir kere onu hani sömürü ve tahakküm ilişkileri, yani toplumsal ilişkilerin iki yönünün de, iki boyutunun da, sömürü ve tahakküm ilişkilerinin de birbirinden ayrılamayacak bir şekilde işlediğini ve devletin sonradan, yani siyasal zorun sonradan devreye girmediğini, aslında hep var olduğunu ama onun kendisinin de dönüştüğünü, mesela merkezi meclisler ve küçük meclisler arasındaki tartışmalarda veya çiftlik kat nizamnamelerinin oluşturulduğu meclislerde, bunların kendisi zaten meclis içerisinde artık konuşulup bağlanan yasalar haline geliyor ve yani toprak sahibi teşebbüslerin müteşebbislerin kendileri bunu kanunlaştırıyor. Yani belki de yönetim biliminin bu sizin dediğiniz kurumsallaşmayı, devletin kurumsallaşmasını görünür hale getirmemizin böyle bir katkısı oluyor. Yani siyasal olanın zaten toplumsal ilişkilere içkin olduğunu, yani o tahakküm ve sömürünün birlikte işlediğini
ve bunun birlikte kurumsallaştığını. Mesela yönetim bilimlerinde şöyle bir şey vardır. Yani sömürü işletmeler düzeyinde bir örgütlenmeye denk düşer. Tahakküm ilişkileri de işte merkezi, yerel farklı düzeylerde farklı kurumsallaşmalara denk düşer şeklinde. Aslında bunun kendisi bütün bu alanın ikisinin birden sürekli örgütlenmekte olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla böyle ayrı yukarıda örgütlenen bir yapı yok. Zaten bu kendisi örgütleniyor ama o soyutlanma momenti nedeniyle biz onu bunların üstünde ve bunlardan ayrı olarak görüyoruz. Ve ancak yani kapitalizm koşullarında bir sınıf olarak, yani çünkü artık kendisi makam ünvan sahibi bir yani yönetici sınıf değil, bu özellikleri yok. Ancak bir sınıf olarak, yani genel bir sınıf olarak yönetime dahil olabiliyor. Bunun kendisinin örgütlenmiş olması bence zaten siyasal alan ve iktisadi alanın böyle birbirinden kopuk veya birbirinin yardımcı unsuru olarak değil, birlikte örgütlenmiş olduğunu gösteriyor. Ama şey sorusu, küresel bir piyasa zoru sorusu büyük bir soru işareti olarak duruyor. Teşekkür ederim hocam. Arzu ederseniz yavaş yavaş toparlayabiliriz. Çok yoğun bir tartışma oldu ve çok büyük sorularla bizi baş başa bıraktı sevgili Pınar hocamız. Alp hocam, söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa buyurun hocam. Sesiniz kapalı hocam, lütfen. Pardon. Yok yani şimdilik herhalde bunlar epey bir soruyu masanın üstüne koymuş olduk yani düşünce açısından. Yani o anlamda bir aklıma şey geldi, yani bu Neil Davidson'ın siyasal Marksizm eleştirisi. Yani o anlamda yani Brenner ve Wood eleştirisi açısından, yani belki onu söyleyebilirim. Yani bu yani feodalizmde ve kapitalizmin ayrılması, ayrıştırmasında işte siyasi zor, iktisadi zor ayrım meselesinden yaptığı açıklamada, yani kapitalizmde iktisadi zorun hakim olması meselesini böyle biraz yani müstezi şekilde, yani Hayekian Marksizm olarak adlandırması da çok şey, yani hoş bir taraftan, yani diğeri siyasal Marksizm ise şeydeki feodalizmdeki, kapitalizmdeki Hayekian Marksizm oluyor. Yani o da tabii ki çok şey değil, sağlıklı bir yaklaşım doğurmamış oluyor. Yani orada da siyasi mücadeleyi, sınıflar arasındaki mücadeleyi o anlamda yansımış oluyor. Tam kuvvetli olduğu yeri aslında tersine de çevirmiş oluyor. Belki bunu söyleyerek bitirebilirim. Teşekkür ederim hocam. Pınar hocam, son olarak eklemek istediğiniz? Yok, yani sadece bir tartışma başlattık. Umarım devam eder. Yani benim de aklıma bir sürü şey geliyor ama şimdi açtıkça bitiremeyeceğiz programı. O yüzden herkesi yavaş yavaş dinlenmeye, çekilmeye davet edelim. Yani Brenner tartışmaları gibi herhalde Fatma Eda Çelik hocamın açtığı tartışmalar gibi bir başlıkta açabiliriz herhalde bir sonrakini. Fatma hocam, son olarak. Kısa bir şey eklemek istiyorum. Bu yine demek ki Wood Brenner, yani siyasal Marksizm tartışmamız gerekiyor. O bağlamda bir yetki devrinden de bahsediyordum. Sınıfların iktisadi zor ayrıcalığını elinde tutan sınıfların siyasal yetkilerini devrettiklerinden bahsediyordu. Aslında bu tez çalışması, kitap çalışması da gösterdi. Kim bir yere devrettikleri yok aslında. Yani sınıf oluşumu içerisinde güçlendikçe, yani toplumsal iktidarları kuvvetlendikçe ve onu da şey yapmak için, pekiştirmek için farklı kanallarla aslında
siyasal alanın içerisine giriyorlar. Kendilerine iktidar alanları yaratıyorlar. Yani bence meclisler yani gerçekten Türkiye'de daha derinlemesine çalışılması gereken, hem yerel meclisler hem merkezi meclisler çalışılması gereken kurumlar. Oradan biz bunu göreceğiz. Nasıl daha fazla o kurumlar aracılığıyla yönetmeye başladıklarını. Şey noktasını not aldım. O gerçekten hani ileriki çalışmalarda bana yol gösterecek bir şey olacaktır. Üretim ilişkileri alanında yoğunlaşması. Ama kitabı yazarken şunu önemsemiştim. Bizde belki bunun da eksikliğinden son 20 yıldır çok yoğun bir şekilde emekçi sınıflar çalışılıyor. Çok da önemli bir birikim bence ortaya çıktı ama egemen sınıflar aynı oranda çalışılmıyor. Benim en azından hani gördüğüm ve o nedenle bu sürekli mesela burjuva devrimi konusunda da boşluk yaratan noktalardan biri bu diye düşünüyorum. O nedenle çubuğu belki sınıf içi mücadeleleri daha fazla bükmüş olabilirim. Ama bundan sonra mesela eşraf çalışılırken yani egemen sınıflar çalışılırken tabii üretim ilişkilerinde daha fazla hani görünür olması gerekebilir. Ama yani kendi adıma bu üretim ilişkileri bağlamında yine de eşrafı çalışmanın daha yakıcı, daha acil olduğunu düşünüyorum. Görünür kılmamız açısından. Yani neden yani bu sınıf oluşumu ve bu sınıf oluşumunun yarattığı gerilimleri görünür kılmak önemli diye düşünüyorum. Böylece kişisel iktidardan gayri şahsi iktidara geçişte yani bu gayri şahsileşme sürecinin kendisinin sadece kurumsal yani kitabın iddiası olan sadece kurumsal, sadece kişisel bir şey değil. Bu aynı zamanda sınıf oluşumlarındaki dönüşümle de ilgili bir şey noktası daha da net temellenmiş olur. Ama orada bence 20. yüzyıl eşraf çalışmalarının daha derinleşmesi lazım bunu yazabilmemiz için diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Tabii ki 2 saatte bütün kitabı konuşabilmek mümkün olmadı ama belki de bu programın amacı zaten tezlerin kitaplaşmış ya da matbu hali olan kitapları konuşabilmekti. Çok teşekkür ediyorum. Fatma İda Çelik hocamız tekrar kutluyorum. 3 baskı yapan kitabınız için de ve katıldığınız için de sevgili Pınar Bediranoğlu hocam çok sağ olun ve Alp Yücel Kaya hocam emeklerinize sağlık. Yarın 1 Mayıs, dolayısıyla belki öyle bitirebiliriz. Yani emek gücünün ve zamanın özgürleştiği bir anlara, sürelere diyerek bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrar emeklerinize sağlık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.